Hepinize hoş geldiniz diyorum. İnşallah iyisiniz. Şimdi bugün şöyle hemen bakayım bilgisayardaki şeyime, notuma. Evet, bugün ikinci tablete geçtik. Yani geçen birinci tableti bitirdik, ikinci tablete geçtik. Şöyle, bu ikinci tablet biraz kırık, yani çok fazla okunamıyor. Veya okunan kısımlar da biraz eski versiyonlarla ya da diğer versiyonlarla mukayeseli tamamlanmaya çalışılıyor. Tabii bütünüyle okunamıyor değil, yani bir kısmı okunamıyor. O yüzden ben bugün metnin akatçasını okumayacağım size. Biraz zamandan da kazanıyoruz. Sadece Türkçesini okuyacağım ve üzerine analiz yapacağım. Dolayısıyla şey yapmayın, yani akatça bugün beklemeyin. Belki önemli birkaç yer olursa, yani akatça karşılıklarını söylerim ben zaten. Tabii geçen tablet, yani en son yaptığımız seminerde aşağı yukarı şurada kaldık biz. Destana zaten bir giriş yapıldı o birinci tablet boyunca. Sonra Enkidu ve Gılgamış'ın tanıştırılma veya tanışma hikayesine geçildi. Yani Enkidu ve Gılgamış birinci tablette tanışmış oldular ve hala ikinci tablette de o tanışma faslı biraz devam edecek. Ama ikinci tabletin konusu artık tanışmanın bitmesi ve daha birlikte iki dostun veya yoldaşın birlikte yaptıkları ilk macera, yani Sedir Ormanlarına gittikleri veya yaptıkları macera olacak. Öyleyse birinci tabletin konusunun Enkidu ve Gılgamış'ın tanışma faslının burada artık bittiğini ve Hun Baba'yı öldürmek üzere Sedir Ormanlarına yapılan yolculuk olduğunu unutmayın. Tamam. Şimdi tabii ben eksikler çok olduğu için az evvel söyledim tablette 262 ve 300 ya da 301 arasını size tercüme edeceğim. Yani normalde ikinci tablet hani 1'den yaklaşık 301-302'ye kadar devam ediyor. Fakat 1 ile 262 arasındaki kısımlar ya çok okunmuyor ya çok kırık veya hani bilgiler net değil. Ama ben yine de net olan kısımları, yani birinci cümle ve 262. cümle arasında net olan kısımları özetini yapacağım. Ama esas benim Türkçe'ye anlatacağım, yani Türkçesini çevireceğim bölüm 262-300. Cümleler olacak. Normalde bu tablet, mesela geçen hatırlayın, birinci tablet 300 cümlede bitti. Bu tablet, yani şu an okuduğum tablet, büyük ihtimalle böyle 310-320'lerde falan herhalde bitmiş ya da bitmiş olmalı. Fakat elimizde 301-302'ye kadar olan cümleler var. Fakat 302'den sonraki o geriye kalan birkaç paragraflık bölüm yok. O yüzden hani şeydir, bu ikinci tablet bayağı kopuktur. Ama önemlidir, yani hikayenin bütününü anlamada önemli. O yüzden her zaman olduğu gibi canla başla dinleyin. Evet, şimdi olayın, yani tercümenin, tercümeye geçmeden önce olayla ilgili biraz analiz size. Tabii şimdi hani büyük aşklar kavgayla başlar hikayesi doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Benim hayatımda çok öyle olmadı. Ama yani büyük aşklar büyük kavgayla başlar hikayesi bizim destanda Enkidu ile Gılgamış arasındaki şeyde var, senaryoda var. Her ikisi de birbirinden nefret eder ama sonra birbirlerinin yoldaşı olurlar. Böyle bir şey var mıdır bilmiyorum. Yani nefretle büyük aşk doğabilir mi? Evet, doğabilir de. Ama şu doğru, bunu da Rush Fakult söyler, çok da hoşuma gider. Sert rüzgarlar, sert ve keskin rüzgarlar
büyük aşkları daha alevlendirir, küçük olanlarını da öldürür ya da söndürür diye Rush Fakult'un hoşuma giden bir sözü var. Bizim Gılgamış hikayesinde de biraz öyle oluyor aslında. Aralarındaki o sertliğe rağmen inanılmaz bir yoldaşlık, inanılmaz bir dostluk hikayesine dönüyor hikaye. Şimdi bu destanın veya buna benzer destanların aslında duygusal yönlerinden bir tanesi, yani destanda yaşayan şahsiyetler anlamında duygusal yönlerinden bir tanesi, aşkla ilişkili bir takım kavramlardır. Buradaki aşka geniş bir tanımlama veriyorum. Yani kadın erkek arasındaki bir şeyden bahsetmiyorum ben. Daha genel bir şeyden bahsediyorum. Bu gibi destanlarda veya bazen mitlerde falan kurgu, eğer ikili kahraman varsa, yani iki kahraman varsa bizde olduğu gibi, kurgunun belli bir duygusal gelişim sırası vardır. Şimdi ne demek istediğimi birazdan daha iyi anlayacaksınız. Yani bu kahramanın yolculukları söz konusu olduğunda ya da kahramanların yolculukları söz konusu olduğunda o hikayenin ya da senaryonun içerisinde duygusal kavramlar küçükten başlar, aslında şiddetle başlar ve daha soft ve daha yumuşak bir hale gelir ve orada da artık kemaline erer. Yani bütün insani kavramlar adeta böyle. Şimdi bu karanlık ifadelerim ve karanlık cümlelerim çoğu kez olduğu gibi ne demek? Bu şu demek. Şimdi mesela eski şeyden başlayayım, Grek dünyasından başlayayım. Eski Yunan düşüncesinden ya da felsefesinden başlayayım. Mesela eski Grek felsefesinde tırnak içerisinde aşk için bir takım temel kavramlar kullanılır ve kelimeler kullanılır. Buradaki aşkı çok geniş boyutla, yani seküler bir aşktan daha uhrevi bir aşka kadar geniş çeperli olarak düşünün. Mesela eski Grek düşüncesinde, edebiyatında ya da felsefesinde bu halleri ifade eden neler var? Hangi kelimeler ve hangi tanımlamalar var? Mesela bir tanesi tabii ki Eros. Yani tabii şu an Grek düşüncesini anlatacak değilim ama hani benim destandaki hikayenin kurgusunu analiz edebilmem için şimdi böyle bilgiye ihtiyacım var. Birisi Eros'tur. Aslında eski Greklerde Eros basitçe seküler bir aşkı anlatmaz ya da çok bedeni aşkı anlatmaz. Eros kelimesi Grekçe'de aslında Sanskritçe'deki artadan falan gelir ki Farsça üzerinden bize de arzu diye girmiştir. Genellikle Hindi-Avrupa dillerinde bu Eros kelimesinin çok paralelleri vardır, benzeri anlamda. Eros'un anlamı normalde Yunan felsefesinde veya Hindi-Avrupa inançlarının felsefelerinde kozmozdaki dengeyi sürdürmeye katkıda bulunan bir enerjidir aslında. Yani Eros çok böyle yan bir yerden baktığınızda ya da çok seküler bir yerden baktığınızda insanların arasındaki bedeni ilişkiler gibi algılanır ki bu boyutu var, bu doğru. Ama daha temelde Eros kavramı kozmosun içerisinde varlıkların varoluşunu sürdürmesine katkıda bulunan ve ilahi dengeyi sağlayan bir çekim gücünün adıdır. Normalde bütün Hindi-Avrupalı inançlarda böyle. O yüzden bir Eros, yani eski Grek düşüncesinde Eros denilen bir tanımlama var. Bizde de var. Şimdi bu destanın içerisinde de o hikayeler var. Ve bütün destanlarda Eros denilen bir hikaye mutlaka vardır. Bazen açık, bazen saklı. Ve bütün hikayelerin de genel kurgusu, destanların genel kurgusu Eros'la başlar zaten. Yani o böyle şiddetli, kavgalı, o çekime dayalı olan bir mücadeleyle başlar. Bizim Gılgamış'ta Enkidu'nun hikayesi de öyle başlamıştır.
ve sonra yumuşağa doğru devam eder. Demek ki birinci terminolojimiz Eros olsun. Buna biz ne diyelim şimdilik böyle parantez içi? Kozmik tutku diyelim. Kozmik tutku ve aynı zamanda seküler tutku veya seküler arzu diyelim yani, bedeni arzu. İkincisi, yani Grek düşüncesinde ikinci terminoloji, bu hallere anlatan ikinci terminoloji, bunu biraz daha biliyorsunuz belki. Philia, yani philia denilen şey. Philia eski Grek kültüründe nedir? Daha böyle eros olmaktan ziyade daha ilahi şeyleri de kapsayan dostluğa yönelik bir tanımlamadır philia. Yani philon, yani daha böyle dostluğu içeren bir kavramdır. İçerisinde erosa ait unsurlar vardır ama bütünüyle eros değildir ve hatta bazen erosla çatışır. Ve bütün destanlarda, bizde de olduğu gibi, kahramanların arasındaki ilişkinin türü Eros'la başlar. Oradan philia, yani normal dostluğa doğru geçer. İkinci aşama budur ki bizde de öyledir. Sonra üçüncü kelime Greklerde storge kelimesi. Storge kelimesi de şefkat falan anlamına gelir. Yani yine bir duygusal haldir. Ama daha merhamet, incelik, şefkat daha insana ait bir şeydir. Ve Eros'la da çok fazla ilgisi yoktur aslında. Ve genellikle bu destanlarda kahramanların yaşamış olduğu duygusal haller üçüncü aşamada buraya gelir. Yani Storge'ye gelir. Daha insana ait olan bir hale gelir. Sonra bu dördüncü halidir ve dördüncü terminoloji ve son noktadır artık. Neredeyse bütün destanlarda böyle, bizde de böyle. Son kelime ya da terminoloji agape'dir. Agape. Mesela agape'yi biraz şeyden biliyor olabilirsiniz. Yani Hristiyanlıkla falan uğraşıyorsanız eğer, agape kelimesi veya kavramı erken Hristiyan terminolojisinde kullanılan bir şeydir. İlk Hristiyanların işte İsa ile birlikte yemiş oldukları yemek veya o ilk Hristiyan grubun bir aradaki oturdukları da gerçekleşen muhabbet aurasıdır adeta agape. Agape dendiğinde şunu anlayacaksınız. Artık burada bireysel sevgi, eros veya insana ait sevgiler daha büyük bir etik değer içerisinde veya belki dini değerler içerisinde kendisini ifade eden bir haldir. Agape odur. Yani agape'de artık komünel bir ruh vardır ve komünel bir ilişkiler arası vardır. Ve artık siz orada birey olarak yoksunuz. Bir arada bulunan insanların yaşadığı muhabbettir o birazcık. İşte ortalama bir böyle journey hikayelerine baktığınızda, yani yolculuk hikayeleri veya destanlarına baktığınızda ilişkiler böyle çok sert bir şekilde başlar, Eros'la başlar. Sonra o ilişki daha dostluk ilişkisine döner. İşte philia'ya geçersiniz oradan. Oradan daha insani bir şeye geçersiniz. Bizde de öyle. Yani bizde de Gılgamış'ın, Enkidu'nun ölümünden sonra Gılgamış'ın yaşadığı haller falan o şefkatle, Storge ile ilgilidir aslında. Sonra Storge'ye geçersiniz ve en sonda Agape'yi yaşamış olursunuz ya da tecrübe edersiniz. Zaten Agape aslında sadece bir sevgi anlamında bir kavram değil, aynı zamanda hikmeti de içeren, yani bilgi, bir bilgi türünü de içeren bir anlamı vardır. Ve destanlar agape ile biter. Agape ile, yani bir muhabbetle biter, bir insanlaşma ile biter ve özel bir bilginin ele geçirilmesiyle biter. Ki bizim Gılgamış destanında da neticede hikaye bittiğinde Gılgamış gayet hikmetli bir adam olacak. Her ne kadar bunun bedeli ölümü öğrenmek ve tecrübe etmek olsa da hayata yönelik derin bilgileri anlamış olacak. Bu da aslında agape'ye denk düşen bir şeydir. O yüzden
Destanda, bizim destanda bu bölüm, yani ikinci tablet, bu Eros ilişkisinden Filiae ilişkisine geçiş sürecidir aslında. Yani tutkulu, çok bedeni olan ama aynı zamanda kozmik dünyada da bir karşılığı olan ilişki türünden daha dostluğa geçişi ifade eden bir yanı vardır ikinci tabletin. Ve bunu bir şablon olarak siz özellikle antik dinler söz konusu olduğunda bütün öteki journey hikayelerine bulabilirsiniz. Yani biraz analiz edin, bulacaksınız yani. Öyleyse böyle bir şablonunuz elinizde olsun. Peki bu ikinci tablette ana şey ne, hikaye ne? Ana hikaye şu, Hun Baba'nın öldürülmesi. Hun Baba'nın öldürülmesi. Hun Baba kim? Daha önce söylediğim gibi, şimdi söyleyeceğim gibi ve belki daha sonra da söyleyeceğim gibi, Hun Baba da aslında bizim içimizde yatan korkular ve endişeler. Yani bütün destanlarda Hun Baba'ya denk düşen bir nevrotik karakter vardır. Daha doğrusu içimizdeki nevrotik karakter dışarıda bizim korkularımız olarak bir figürle bütünleşir. O figür bizde işte Hun Baba'dır. Ama destanın bu böyle psikanalitik açıklamasını bir yana bıraktığınızda Hun Baba bizim destan içerisinde görünür anlamda nerede duruyor? Görünür anlamda şurada duruyor. Sedir ormanları denilen ormanları koruyan bir böyle yarı ilahi canavar ya da bir varlık türü yani. O yüzden ikinci tabletin özü bu Hun Baba'nın öldürülmesi olacak. Tamam, demek ki daha çok bunun üzerinde duracağız. Sonra peki ben mesela neyi yorumlayacağım büyük oranda? İki şeyi yorumlayacağım ikinci tablet sürecinde. Birisi Hun Baba karakteri üzerine biraz konuşacağım. Yani tarihsel olarak Hun Baba ne? Yani biraz bunun üzerine konuşacağım. Ve yine ikinci tablette konu edilen ve daha sonra da konu edilecek olan ve eski Mezopotamya inançları üzerine çalıştığınızda sık sık karşınıza gelecek olan Akitu adıyla bilinen bir bayram. Daha önce böyle minicik bahsettim. Biraz onun üzerine konuşacağım. Eğer zaman kalırsa bugün, kalmazsa haftaya devam. Şimdi dedim ki demek ki tabletin 1, 2, 3, 4 diye gitmiyoruz çünkü kırık. Ama belli bir yere kadar size kırık da olsa bir takım yorumlarla elde edilen bilgileri anlatayım şimdi. Kırık olan kısımların şeyleri, yoruma dayalı açıklaması. Şimdi ilk önce aslında 29-64 yani ikinci tabletin 29. cümlesiyle 64. cümlesi az çok bilebiliyoruz. Yani kırık falan var ama yani hani topluyoruz veya diğer versiyonlarla böyle mukayese ederek falan ne olabileceğini anlıyoruz. 29-64 arası şunu anlatıyor. Şamhat'ın yani daha önce söylediğim kült kadınının, fahişe kült kadınının bunun ne anlama geldiğini söyledim ben size. Şamhat yani. Harimtular eski Mezopotamya'da önemli. Şamhat'ın yani bir harimtu olan Şamhat'ın bir yabani varlık olan ya da yabani insan olan Enkidu'yu nasıl insanlaştırdığıyla ilgili bilgiler var. Yani 29-64 arasında destanın bize anlattığı şey kült Şamhat'ın yani kült kadınının Enkidu'yu nasıl insanlaşma sürecine soktuğuyla ilgilidir. Geçen dersler boyunca böyle parantez içi bunlara değiniyorum. Ama şimdi mesela biraz daha derli toplu söyleyeyim. Bir kere mesela 29. cümlede, yani destanın 29. cümlesinde Şamhat şunu söyler Enkidu'ya. Yaban hayvanlarıyla yaban doğada ne yapıyorsun? Şimdi zaten Enkidu daha önce tanıdığınız gibi bir yabani karakter. Yani bir
insan, tanrısal varlık, yabani bir varlık, yani bütün bunların arasında bir karakter. Ama insanlaşacak da bir karakter. Yani Gılgamış'ın alter egosu insanlaşacak da birazdan. Fakat burada mesele, aslında dikkat etmeniz gerekli olan mesele, bütün efsanelerde veya bütün mitlerde, antik çağda bir yabani varlığın insanlaşma sürecine sokuluşu, aslında bu mesela Tevrat'ı da analiz ettiğinizde böyle satır aralarında bunu görürsünüz. Yabani bir varlığı insanlaşma sürecine sokan bir kadındır. Aslında hikaye bunu, yani hikayenin bu kısmı bunu anlatır. Şimdi Şamhat bir kadın, büyük ihtimalle İştar'ın bir haremtusu ve onun Enkidu'nun hayatına nasıl girdiğini öğrendiniz artık. Şamhat Enkidu'yu birkaç noktada insanlaşma sürecine götürecek net eylemler yapar. Mesela hangi noktalarda? Bir kere ilk büyük eleştirisi Enkidu'ya, yaban hayvanlarıyla birlikte yaşadığı şeklinde bir şeydir, kritiktir. Yani Enkidu'ya şunu söyler, yani senin ne işin var bu yaban hayvanlarıyla? Yani bir temel eleştirisi budur aslında. Sonra 35. cümlede, yani bizim tableti, ikinci tabletin 35. cümlesinde Enkidu'nun belli ki elbisesi yoktur. Yani elbise giymeyi bilmemektedir. Tabi burada Enkidu profili büyük ihtimalle çok çok eski çağlardan kalan daha hani yabanıl belli yaşam tarzlarını, hatta belki Neolitik aşamayı bile yaşamamış olan belli insan kültürlerinin figürasyonu ya da arketipidir. Muhtemelen Enkidu böyle bir şeyi temsil ediyor. Enkidu'nun kıyafeti yoktur, öyle bir şey bilmez yani. Hani elbise diye bir şey bilmez. Ve 35. cümlede Şamhat Enkidu'yu elbiseyle giydirir. Elbise örter üzerine, bir elbise giydirir ona. Dolayısıyla bu ikinci şeyidir. Şamhat'ın onu insanlaştırmadaki ikinci eylemidir. Sonra 44-51 arasında bu süreç devam eder. Orada şöyle, Enkidu tabii yaban hayvanlarıyla birlikte yaşadığı için hatta bazı yorumculara göre Enkidu'nun bestial yönü de vardır. Bu ama çok parantez içi bir yorum. 44-51 arasında Enkidu'nun önüne Şamhat ekmek ve bira koyar. Yani ekmek ve bira antik çağın en temel yiyecekleri ya da içecekleri. Ekmek ve bira koyar. Fakat Enkidu böyle şeyler bilmediği için, yani ekmek ve bira nedir? Hani bunlar böyle bir şey yok yani. Çünkü bu şehre ait bir kavram bunlar. Dolayısıyla ne yapacağını bilmez, yiyemez yani onları. Sonra Şamhat ona söyler. Yani bunları yenmesi gerektiğini ve nasıl yendiğini Şamhat anlatacaktır. Yani insanlaşma sürecine adım adım hem duygusal yolda hem de daha seküler yolda adım adım yaklaşırlar. Mesela eski Babil versiyonunda, destanın eski Babil versiyonunda Şamhat aynı zamanda Enkidu'nun vücudu çok kıllıdır ve bütün kıllarını keser. Şimdi dolayısıyla böyle bir yabani varlık türünden daha insan olmaya geçiş sürecinde rol oynayan tip kadındır. Şimdi feminen arketipi ya da kadın arketipi tabii toprakla ilgili şeyler. Yani mesela burada sayılan veya buna benzer pek çok şey, yani bir yabanın insanlaşma sürecinde onun insanlaşma sürecine hazırlayıcı kavramların önemli bir kısmı topraktan geçer. Yani yemek, içmek ve buna benzer şeyler. Tabii toprak ve kadın çok yakın ilişkili olduğu için toprak kadının ve kadın da toprağın vazgeçilmez sembolleri ve daha derinde arketipleri haline dönüşmüştür. Pek çok mitte ya da destanda dipten dibe okursanız ya da böyle çok şizofrenik bir kafayla okursanız, bunu Tevrat'ta da görürsünüz. İnsanı adam edenin
kadın olduğu retoriğini ya da tecrübesini burada da görürsünüz. Mesela şey vardır, bu edebiyatta, yani hem Batı edebiyatında hem Doğu edebiyatında böyle avare tipi denilen bir tip vardır. Flonar Fransızcası, avare tipi ya da aylak arketipi veya figürü yani. Hem Batı edebiyatında hem bizim edebiyatında hem de Doğu edebiyatında var. Bu aylak ya da avare arketipi işte bizim Türk sinemalarında da hani böyle 70'lere 80'lere kadar falan halkın da çok sevdiği şeyler bunlar, figürler yani ya da film kahramanları. İşte Rush Kapoor'un falan avaresi falan vardı çok 50'lerde falan Türkiye'de şöhret olmuş falan. Ondan sonra o gibi misyonları Türk sinemasına Sadri Alışık, Öztürk Serengil gibi tipolojiler falan devam ettirdi. Tabi bu hem Batı'da hem Doğu'da avare arketipi biraz şöyle bir şey. Çok yabani, ondan sonra öyle laf söz dinlemeyen, yani aylak, gerçi Batı aylaklığıyla Doğu aylaklığı biraz daha farklı. Yani Batı aylaklığı 19. yüzyılda Fransız edebiyatında falan ortaya çıkar. Batı aylaklığında aylak olan tip, yani ehlileşmemiş tip daha züppedir. Bir zamanlar şey vardı, böyle komikle komik olmayan arası gazetelerde falan, eskiden galiba Bütün Dünya dergisi çıkarırdı, yapardı onu. Man Kafa Poldi diye bir karakter vardı, yani çizgi roman karakteri. Böyle çok züppe, hani okumuş falan zengin ama yani hani züppe bir tip yani ve dangalak bir tip yani. İşte avare, batıdaki avare tipleri biraz şeydir, böyle züppedir, hani biraz daha küstahtır ondan sonra ama iflah olmaz yani, o da böyle yola falan gelmez. Bizdekiler biraz daha mütevazidir ve daha insanidir. Ama hem doğudaki hem bizdekiler edebiyatta veya sinemada falan baktığınızda bir kadınla tanıştıktan sonra hayatları değişir. Ondan sonra aynı Gılgamış'ın hikayesinde olduğu gibi, bu tabii ne kadar doğru bilmiyorum yani, hayatları değişir, iyi de olabilir, kötü de olabilir. Hayatları değişir. Normalde çok mutlu oldukları o avare tipinin içerisinde yaşamış olduğu yaşam tarzı ve duygusal hallerden çok mutlu olan ve hayata bağlı olan, daha standart insanları küçük gören avare, bir kadınla tanıştıktan sonra o oturgan hayata geçmeye başladığı zaman, yani paleolitikten neolitiğe geçiyorsunuz, gelmiş olduğu, içinden gelmiş olduğu kültürü tamamen reddeder. Mesela eskiden avare paradan nefret eden biriydi ama artık parayla ilişkisini sıcak tutan bir tip haline döner. Eskiden ev hayatına karşıdır ama artık ev onun merkezidir. Ve dolayısıyla avareden ehlileşmiş bir insan oluşur. Şimdi bu arketip yani yaban, bu tabii bu çok psikanalitik bir şey. Yani hani bu, ya ben çok psikanalitik falan diyorum ama bakın bu şeydir yani hani destanları bunları esas almadan çözümlemeniz zor yani. Bu arketip bir yabani varlığın nasıl insanlaştığını esas alır. Bunu analiz eder. Bu bizim hem kendi bireysel hayatımızda, kognitif sürecimizde, yani hem bilinçaltımızda hem bilişsel sürecimizde, kendi biyolojik gelişim sürecimizde var olan bir şeydir. Kendi içimizde yaşadığımız, yani biz kendi kendimizin avaresi oluruz ve biz kendi kendimizin avarelikten çıkarır, daha düzgün bir hayata geçiririz. Kendi içimizde yaşadığımız, bilinçaltımızda yaşadığımız böyle süreçler vardır ve bu süreçler arketip olarak dış dünyada avare fenomeniyle ya da figürüyle kendisini veya işte yabani varlık tipiyle kendini gerçekleştirir. Tabii bunun dışarıda da bir karşılığı vardır. Yani bunun gerçeklikte de bir karşılığı vardır. Yani evet,
hani çok böyle uslanmayan bir adamı, sonucu iyi ya da kötü bunu bilmiyorum. Ama çok uslanmayan bir adamı hani bir kadın yola getirir. Dış dünyada da bunun gerçekliği var. Çok çok eski çağlardan beri. O yüzden genel olarak bütün destanlarda bir kadın, bir yabani erkek ve bir de yabani erkekten türetilmiş ehli bir erkek. Yani artık neolitik hayata geçen bir figür hikayesi her zaman vardır. Bizim burada da olduğu gibi. Demek ki öyleyse 29-64 arasında bir yabanın nasıl ehlileştirildiğinin hikayesi anlatılır. Tamam. Şimdi 262. az evvel söyledim. 262. cümleden 300. cümleye kadar Akatça değil ama Türkçe'ye tercüme ederek okuyorum size. Peki 262 ne diyor? Şöyle diyor. Gılgamış şöyle der. Şimdi Enkidu ve Gılgamış Hun Baba'yı öldürmek üzere yola çıkacaklar. Yani temel meseleleri bu. Bu bağlamda atışıyorlar. Gılgamış şöyle der. Yola çıkacak cesaretim var. Çünkü Gılgamış'a şunu söylerler. Yani Enkidu da dahil buna. Bu canavarla başa çıkmak mümkün değil. Yani dolayısıyla vazgeç yani. İşte Gılgamış vazgeçmeyecektir. Bu 262. cümle böyle başlıyor. Gılgamış şöyle der. Yola çıkacak cesaretim var. İçinde Hun Baba'nın olduğu uzun yola. 263. Bilmediğim bir savaşla yüzleşeceğim. Yani Hun Baba'nın şeyini biliyorlar, metini duymuşlar, ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorlar. Yani kendi içindeki o korkunun ne kadar paranoyak bir sertlikte olduğunu biliyorlar. Ama Gılgamış bu kendi içindeki boşluğu ve açlığı telafi etmek ve ortadan kaldırmak, çünkü başka türlü yaşayamazsınız yani. Eğer o korku aşamasında kalırsanız, eğer Hun Baba ile yüzleşmezseniz, o zaman kendi paranoyak dünyanızda, kendi obsesif, nevrotik hallerinizle başa çıkamadan hayatınızı aksak şekilde yürütürsünüz. O yüzden bu korkuyu, yani Hun Baba'yı ortadan kaldırmanız lazım. 263. Bilmediğim bir savaşla yüzleşeceğim. Yani Gılgamış söyledi. 264. Bilmediğim bir yola çıkacağım. 265. Beni kutsayın ki başarabileyim. Yani beni kutsayın ki dediği Uruk halkı. Yani kendinin kral olduğu şehrin halkı. Yani beni kutsayın ki bu hikayeyi başarabileyim. 266. Sizi tekrardan görebileyim. Güvenle. 267. Tekrardan Uruk'un kapısına dönebileyim. 268. Geleyim, yani geri döneyim ve o yıl, yani o döndüğüm yıl, iki Akitu bayramını kutlayayım. Akitu bayramı ne demek? İki Akitu bayramı ne demek? Buna geleceğim. Ama Mezopotamya'daki en önemli şeydir, bayramdır. Hala lokal olarak bizim Orta Doğu'da devam eder aslında. Peki 269, iki Akitu bayramını kutlayayım. 270, Akitu kutlansın ve şenlikler başlasın. Yani geriye döndüğümde bütün bunlar olsun. 271, yaban ineği Ninsu'nun, yani annesi biliyorsunuz, yaban ineği Ninsu'nun huzurunda davullar çalsın. 272. Enkidu yaşlılara şöyle söyledi. Yani yaşlılar dediği şehrin bilgeleri, şehrin yaşlıları. Enkidu yaşlılara şöyle söyledi. 273. Ve Uruk'un gençlerine şöyle söyledi. 274. Ona söyleyin. Yani Enkidu Gılgamış'a mesaj veriyor ya da
o şeyini, telaşını anlatıyor. Ona söyleyin, yani Gılgamış'a söyleyin, Sedir Ormanları'na gitmesin. 275. Bu yolculuk meşakkatli bir yolculuktu. Yani insanın hem dış dünyada hem iç dünyasında yaptığı ve özellikle korkularıyla yüzleşmek için yaptığı yolculuk şeydir, meşakkatlidir. Tabii şunu unutmayın, yani dış dünyada yaptığınız her yolculuğun aslında iç dünyanızda da yapıldığını hissedersiniz ya da yapılması gerekir. O yüzden de genellikle böyle psikolojik anlamda sıkıntılı olduğunuz dönemlerde daha çok yolculuklara çıkarsınız. Çünkü dış dünyada atılan her adım sizin içinizde kendinize atmış olduğunuz bir adımdır. Dışarıda yollarla ilgili kat etmiş olduğunuz meşakkatler sizin iç dünyanızdaki korkularınızla yüzleşmenize katkıda bulunur. O yüzden sıkıntılı anlarınızda yola çıkarsınız. İşte bu yolculuk meşakkatlidir. Yani Enkidu bunu söylüyor. Yani dışarıda yapılan yolculuk meşakkatli, bu doğru. Ama daha derin, daha tehlikeli ve daha az güvenli olan aslında içeride yapacağın yolculuktur. Çünkü Hun Baba normalde senin içinde bekliyor. Yani 275, bu yolculuk meşakkatli. 276, bu biraz böyle karışık bir cümle, tam oturmuyor ama herhalde şunu söylüyorlar, yani bu adam bunları yapamaz. Yani Gılgamış bunları beceremez, yani bu canavarı öldüremez. Ama çok net değil bu. 277, Sedir Ormanlarını koruyan, yani Hun Baba, her şeye yetişir. Onun her şeye gücü yeter. 278, Hun Baba, onun sesi fırtınalar gibidir. Yani öyle şiddetli bir sesi var. Tabii mesela şimdi bu hani ifadeler, yani bu retoriğin bütünü destan ya. Yani hani komik geliyor olabilir falan ama ya ben samimi söylüyorum. Hani bizim Türk filmlerinde, yani özellikle dizi filmlerde veya Batı'da falan da öyle yani. Kullanılan retorikler falan, yani hani oynayan artistlerin kullandığı kelimeler falan böyle bir, bunlardan çok daha komik ya. Yani o yüzden hani bunlar böyle çok anlamlı gelmiyor olabilir kulağa. İşte bir takım tekrarlar, basit cümleler falan. Ama o dönemin mentalitesi içerisinde düşündüğünüzde bunların vurucu gücü modern zamanlardaki sinemanın vurucu gücünden çok daha etkili. 278, Hun Baba, onun sesi fırtınalar gibidir. 279, konuşması ateş, nefesi ölümdür. 280, ormandaki fısıltıları 60, şimdi buna geleceğim. Ormandaki fısıltıları 60 berudan işitir. Şimdi burada beru ne demek? Buna birazdan geleceğim. Yani yani o duyma gücü, işitme gücü Hun Baba'nın o kadar güçlü ki 60 beru. Beru şey, yani Akatça'da bir mesafe ölçüsü. Birazdan geliyorum. Ormandaki fısıltıları 60 berudan bile işitir. O kadar uzun mesafeden işitir. 281, böyle bir ormana girmeye kim cesaret edebilir? 282, en büyük adat, sonra o gelir. Yani adat dediği, 282. cümlede adat dediği, Orta Doğu'da, işte bu Semitiklerde falan böyle fırtına tanrısı, güçlü bir tanrı yani. Batı'daki Zeus, öyle düşünün. En büyük adat, sonra o gelir. Yani Hun Baba, hani o kadar güçlü ki adattan sonra gelir. 283, İgigiler arasında ona karşı duracak kim var? İgigi dedikleri, İgigiler bir, ne diyeyim, İgigiler bir böyle tanrısal karakterler. Bunlar Anunnakilerin, yani eski Mezopotamya'da Anunnakiler denilen bir tanrılar grubu var.
Anunnakilerin yardımcıları. Tabi Anunnakiler falan da bizim popüler şeyde, ne derler, basında, medyada falan böyle acayip gündemde olan bir şeydir. Anunnakiler böyle işte uzaydan gelenler bilmem neler falan, yani böyle acayip müthiş şizofreni kurgular yani. Ama Anunnakiler öyle değil. Yani söyleyeyim yani. Anunnakilerin öyle uzaydan gelenlerle falan alakası yok. Eski Mezopotamya inançlarında tanrıların belli bir hiyerarşisi vardır. O hiyerarşinin içerisinde duran alt kadrodaki adeta tanrı gruplarından birisi Anunnakiler adıyla bilinendir. İgigiler de bu Anunnakilerin yardımcıları pozisyonunda tanrısal güçler. Mesela İgigiler Atrahasis destanında falan, yani Mezopotamya'nın bir başka önemli destanı olan Atrahasis'te tanrılar henüz insanı yaratmadan önce ilk önce bu küçük tanrıları yaratırlar. Yani hani büyük tanrılar henüz insan olmadan önce kendilerine hizmet etsinler diye bu küçük tanrıları yaratırlar. İgigiler böyle bir şeydir. Fakat İgigiler zamanla büyük tanrılara isyan ederler ve bunun üzerine de tanrılar insanı yaratırlar. Yani insanın yaratılmasının gerekçesi eski Mezopotamya inançlarında İgigilerin kendilerine isyan etmesidir. Yani İgigilerle uğraşmak istemezler. İgigiler böyle biraz robotik varlıklar. Bir şizofrenik spekülasyon yapayım. Tabii ki tamamen uydurma şu anki. Bunların robot olduğunu falan varsayın yani. Ve İgigilerin bu pek düşünemeyen, akledemeyen isyanı karşısında insan yaratılır. İlk insan öyle yaratılır Mezopotamya'da. İgigiler de şeydir, cezalandırılır falan. İşte yani bu İgigiler, ki bunlar deli yani, hani deli varlıklar. Yani onlar da dahil hiç kimse bunlarla, bu Humbaba'yla başa çıkamaz. Adat da başa çıkamaz. Dolayısıyla Gılgamış mı bunları becerecek? 284. Sedir ormanlarını korumak için. Tabi burada sedir ormanları Giş Eren, yani bunun Akatçası. Ben mesela size Akatçayı falan okurken aslında determinatifleri okumuyorum. O zaman çok uzun, hikaye uzuyor. Yani determinatif şu demek. Mesela diyelim ki, mesela Humbaba bir determinatifle yazılır. İlginçtir. Determinatif şu. Mesela bir varlık, bir nesne, herhangi bir şey yazılmadan önce onunla ilgili bir işaret konulur o kelimenin başına. Mesela bu Tanrı söz konusu olduğunda başına dingir konulur. Yani dingir diye bir işaret var. Dingir şu, yani Tanrı demek. Yani dingiri gördüğünüzde siz onun altındaki kelimenin Tanrı ile ilgili bir şey olduğunu anlarsınız. Buna benzer böyle şeyler var, ifadeler var bazı tür kelimelerin başında. Mesela bunlardan bir tanesi işte giştir. Mesela giş ne için kullanılır? Ağaç şeyler için, ahşap, yani orman morman işte. Yani mesela onu gördüğünüzde siz şunu anlayacaksınız. Bu ağaçtan bahsediyor. Yani bunun bahsettiği şey ağaçla ilgili bir şey. Giş Eren, yani Eren ormanı, bu sedir ormanları. Bu sedir ormanları neresi? Aslında biraz tartışmalı bu. Birazdan geleceğim hikayesine de. Fakat bizim standart versiyonda, yani bu versiyonda sedir ormanları dönemin biraz tarihsel konjektürüne uygun olarak daha çok şey düşünülmüş. Yani Lübnan civarı aşağı yukarı. Mesela eski Babil versiyonunda sedir ormanları dediğinde metin daha çok Amonoslar anlaşılmış. Sümer daha eski dönemlerde, yani Sümer metinlerinde falan daha başka bir yer, Zagros'a doğru bir takım yerler anlaşılmış ama belli ki böyle yüksek bir yer burası, ormanlarla dolu bir yer. Ve 285
onu yani Hun Baba'yı bu ormanlara insanları korkutmak için ve korunsun diye, yani ormanlar korunsun diye Enlil, Dingir Enlil, yani Tanrı Enlil koymuştu. Enlil de daha önce söyledim ben size, ki ileride söyleyeceğim yine, Mezopotamya'nın en önemli tanrılarından biri. Ama bunların daha detay şeylerini daha böyle spesifik yerlerde anlatacağım. Enlil yerleştiriyor Hun Baba'yı. Niye? Çünkü ormanların korunmasını istiyor. Aslında Hun Baba da gariban, yani hani kötü bir niyeti yok yani şeyin, varlığın yani. O abi koymuyor. Bir de Enlil koymuş onu abi. Yani yapacak da bir şey yok. Zaten hani metinlerde şeydir, Hun Baba böyle saftirik bir şey. Yani hani böyle bir canavar gibi tasvir ediliyor falan ama yani pek de öyle değil sanki. Neyse, geleceğim. Evet, demek ki 285 Enlil bölgeyi korusun, ormanları korusun diye buraya Hun Baba'yı yerleştiriyor. 286 Ormana sızarsanız, yani ormanına sızarsanız titrersiniz. Yani korkudan titrersiniz. 287 Yaşlı bilgeler, yaşlı bilgeler burada kullandığı kelime Melike Rabbutu. Melike Rabbutu da böyle işte yaşlı bilgeler gibi bir şey hakikaten. Şeyin, şehrin yaşlıları, meclis herhalde öyle bir şey yani. Yaşlı bilgeler, Melike Rabbutu kalktılar. Yani hani bir şeyler söylemek için, fikirlerini söylemek için kalktılar. 288 Biri Gılgamış'a, yani bunlardan bir tanesi Gılgamış'a kanaatlarını söyledi. 289 Sen arzularının egemen olduğu genç birisin. Yani Gılgamış'a söylüyor bunu. Sen arzularının egemen olduğu genç birisin. 290 Konuştuğun şeyin manasını bilmiyorsun. Ya uçuyorsun diyor yani Türkçesi. 291 Hun Baba onun sesi fırtınalar gibidir. 292 Konuşması ateş, nefesi de ölümdür. 293 Ormandaki fısıltıları 60 beru'dan işitir. Beru, Akatça az evvel söyledim. 60 beru ne kadarlık bir mesafe? Bir beru yaklaşık 11 kilometre. Dolayısıyla 60 çarpı 11. Yani oradaki tabii 60 bir sembolik sayı. Çünkü Mezopotamyalılar 60'lık bir sayı kullandılar falan hesap kitap işlerinde. Yani 60 çarpı 10, 11 kilometre. İşte 600 bilmem kaç kilometreden duyar hepinizi diyor. 294 Ormana girmeye kim cesaret edebilir? 295 Ormana girmeye kim, yine aynısı, kim cesaret edebilir? 296 İgigiler arasında kim ona karşı durabilir? 297 En büyük, bunlar tabii daha önce söylendi ama tekrar ediyor yani metin. 297 En büyük adat, sonra o gelir. 298 Sedir ormanlarını korumak için, 299 Onu oraya insanları korkutmak için Enlil koydu. 300 Gılgamış bilgelerin sözlerini işitti. 300 yani 300'den sonra 301 ve 302 anlaşılmıyor ve metin 302'den sonra devam ediyor. Fakat ne olduğu belli değil. Kırık çünkü. Ama büyük ihtimalle Gılgamış yaşlara bir cevap verecek. Ve hani beni kimse yolumdan döndüremez. Buna benzer bir şey söyleyecek. Şimdi ikinci tablet burada bitiyor. Tamam, güzel. Şimdi gelelim bu ikinci tabletin böyle biraz da şey kurbanı, garibanı şey Hun Baba'ya. Şimdi tabii siz mesela, ya siz derken hepimiz yani. Şimdi bunlar böyle mesela Hun Baba diyorsunuz bir figür. Yani destanda bir figür falan ya. Ama öyle değil yani. Mesela bunları siz akademik olarak baktığınızda, yani üzerine çalışmak istediğinizde inanılmaz malzeme var. Yani hani bir destanda böyle detay bir figür gibi görünen herhangi bir şey o kadar çok üzerine çalışabilecek bir alana sahip ki, Hun Baba da öyle. Hun Baba üzerine, yani kim bu, ne yani, gerçekten ne yani, hani
bizim dibimizde kendi bilinçaltımızda yatan bireysel korkularımızın dışında dış dünyadaki bir gerçeklik fenomeni olarak Humbaba nedir, tarihsel Humbaba nedir söz konusu olduğunda bir yığın çalışma var Batı'da yapılan. Ondan sonra işte bu çalışmalar Humbaba konusunda, kimliği konusunda fikir geliştirmişler. Nedir bu diye. Şimdi biraz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi şöyle, mesela bu iç içe geçmiş olan hikayeler beni çok cezbediyor. Yani geçen ders söyledim mesela, Binbir Gece Masalları öyledir. O matruşka gibi sihirli bir dünyası vardır. Yani mesela doğuya gittiğimizde Mahabharat öyledir. Bizde Binbir Gece Masalları öyle. Batı'da işte Almanlarda Grimm masalları, işte İngiltere'de Beowulf masalları bilmem ne. Yani pek çok kültürde uzun masallar ya da öyküler normalde farklı farklı ne derler coğrafyalardan ve zaman dilimlerinden gelen ayrı ve bağımsız hikayelerdir. Fakat bir editör el onu böyle öyle güzel derler ki zaman içerisinde veya birkaç el böyle matruşka gibi onlar sihirli bir şey sunar size. Gel beni çöz alanı sunar. Bu da böyle çok büyülü gelir bana. İşte biraz bizim hikaye de öyle. Tabii bu bizim elimizdeki metin yani çok da o kadar Binbir Gece Masalları kadar şey de değil yani uzun değil. Mesela şeyi düşünün, Mesnevi'yi düşünün. Yani Mesnevi de biraz öyle yani hani o kadar farklı zamanlardan ve coğrafyalardan gelen hikayeler Mevlana tarafından şey edilmiştir. Yani olağanüstü bir edisyonla adeta yani ruhsal bir edisyonla bir metin haline getirilmiştir. O yüzden de mesela Mesnevi'nin poetik yanı çekmez sizi. Fakat o hikayelerin birbiri içine girmesinin övgüsü de çok çeker. Burada o kadar uzun olmasa bile şunu bilin. Normalde bu hikaye yani bu Gılgamış destanı denilen hikaye büyük ihtimalle Sümerlerden önce falan pek böyle bir şey değildi. Herhalde daha böyle Orta Doğu'nun prehistoryasında Sümerlerden önce yani büyük ihtimalle şöyle bir şey vardı. Bir hikaye vardı Humbaba hikayesi. Bir hikaye vardı Enkidu hikayesi. Bir hikaye vardı Gılgamış hikayesi. Fakat bu üç hikaye de ve bu üç hikayenin figürlerinin bizde oluşturmuş olduğu arketipsel değerler de o kadar çok sevildiği ve benimsendiği için çeşitli zamanlarda bir araya getirildi ve karşımıza da işte böyle bir kompozit hikaye çıktı. Ama şunu bilin, Humbaba büyük ihtimalle ayrı bir öyküdür. Ne zamana kadar çıktığını bilmiyoruz yani. Ve mesela Sümer metinlerindeki Humbaba tasviri ile Akatça metinlerdeki işte bizim standart versiyon, eski Babil bilmem ne veya Asur metinleri, bunlardaki Humbaba tasvirleri, bunlar tabii hani nereden anlıyorsunuz? Bir yerden anlıyoruz da şimdi onlar çok uzun hikaye tabii. Kaçarsanız yani onlara da girmeye çalışırsam yani siz de kaçarsanız hep birlikte kaçarız yani. Artık sıkıntıdan. Ama Humbaba ayrı bir hikayeydi. Ve Enkidu da muhtemelen çok ayrı bir hikayeydi. Herhalde bir yaban prototipiydi o. Ve bunlar işte bir şekilde bir araya getirildi. Şimdi bu Humbaba kelimesi üzerinde duruyorlar biraz. Yani hem figür olarak nereden kaynaklandı, hem bu kelime ne, yani bu nereye ait, hangi coğrafyaya ait, kültüre ait bu tip Humbaba? Mesela bu konuda tabii çalışan bir yığın adam var. Ama bunların bir kısmı şöyle söylüyorlar, diyorlar ki Humbaba figürü gerek kelimenin etimolojisine bakarsanız, gerekse tasvirlere falan bakarsanız veya bazı arkeolojik buluntulara aslında eski bir Elam tanrısıdır veya bir kahramanıdır. Yani Elam dediği de
İran. Yani İran, işte Hindistan'a doğru olan coğrafya. Elam uygarlığı da işte Sümerlerle yaklaşık eş uygarlıklar. Bir grup şöyle söylüyor, diyor ki arkadaş, bu Humbaba figürü Orta Doğulu değildir aslında. Daha çok İran, o dönemin İran kökenlisidir. Ve büyük ihtimalle de bir Elam tanrısı olan Humma veya Humba adıyla bir figürün şeyidir. Orta Doğu'da kötü bir karakter haline bürünmüş halidir diyorlar. Bunu söyleyenler kim mesela? Hansman falan denilen, yani önünde bir isim var da çok önemli değil. Ama Hansman bu işin en savunanlardan bir tanesi. Şimdi bu mesela Gish Erin demiştim ya, yani Erin ormanları falan. Mesela bu ekip, yani Humbaba'nın İranlı olduğunu söyleyen ekip, bu bölgenin de, yani bu Erin denilen ormanlık bölgenin de aslında ne bizim Amanoslar, yani Antakya civarı, ne de Lübnan dağları, daha sonraki versiyonların kabul ettiği üzere olduğunu reddediyor bunlar. Diyorlar ki buradaki Gish Erin denilen yerde İran'a doğru, yani Elam'a doğru Zagros dağlarının güneyinde bir yerlerdedir yani. O yüzden de Humbaba normalde oradan ithal edilmiştir. Bunu düşünenler var. Tabii Elamlıların Sümerleri yenmesi üzerine Sümerlilerin Elamlılara böyle şeyleri vardır. Çünkü Sümer'in en son devleti, 3. Ur sülalesini Elamlılar ortadan kaldırdı. Ve Sümerlilerde böyle bir Elam düşmanlığı vardır. Bazıları şey diyor, yani işte bu düşmanlık Elam'ın en önemli tanrısı olan Humba'nın kötü bir figür olarak Orta Doğu'ya girmesine yol açtı. Olabilir. Yani hani bilmiyorum o kadar. Ama bakılabilir. Demek ki öyleyse Humbaba figürünü buraya lokalize edenler var. Bir kısmı şey diyor, hayır yani İran'la alakası yok. Yine Orta Doğulu'dur. Ama Sümerlerden önce Orta Doğululara aittir. Yani hani yine Mezopotamya ama Sümer öncesi bir figürdür. Çoğunluk şöyle diyor, Humbaba evet Sümerli değil, Akat falan da Semitik de değil yani. Daha prehistorik bir Mezopotamya olabilir. Yani ikinci grup bunu söylüyor. Ondan sonra tabii Akatça nüshalarda ve Sümerce Gılgamış hikayelerinde bu Humbaba hikayesi ya da anlatımı biraz farklı. Yani mesela Akatça metinle, işte benim şu an okuduğum veya diğer işte eski versiyon, orta versiyon anlattığım daha önce versiyonlar da bizim kahramanlarımızın, yani Gılgamış'ın falan amacı normalde nam salmak. Yani Enkidu ve Gılgamış'ın derdi şu, işte nam salmak, yani öyle kahraman olmak yani. Fakat Sümer metinlerinde pek öyle değil. Sümer metinlerinde derdi daha çok Humbaba'nın derdi yani. Humbaba'nın diyorum, Enkidu ve Gılgamış'ın derdi şu, ağaç kesip şehre getirmek onları. Yani Sümer metinlerinde böyle bir şey var, anlatım var. Tabii bizim Akatça metinler Sümerlerinkinden çok daha komplikasyona uğramış, daha saflığından arındırılmış ve daha insani derinliklerle, bilinçaltı kavramlarıyla adeta büründürüldüğü için daha komplikedir bütün kahramanlar ya da bütün olayların örgüsü Akat metinlerinde. Sümerlerde daha yalındır ve daha basittir yani. Mesela Akatça'da Humbaba şeydir, rolü daha merkezidir. Sümerlerde o kadar merkezi değildir. Gibi Sümer metinleriyle Akat metinleri arasında Humbaba ve bu Sedir ormanları söz konusu olduğunda bir takım şeyler var, farklılıklar var. Mesela bu farklılıklara eklenebilecek önemli şeylerden biri belki şu olabilir. Normalde Humbaba
Akkad metinlerinde böyle tanrılar tarafından seçilmiş ve daha tanrısal ve güçlü bir varlıktır. Ama Sümer metinlerindeki Humbaba biraz daha kendi kendine atanmış bir kahraman gibidir. Yani tam öyle değil ama hani Akkad metinlerinde sanki daha böyle tanrı varlıktır Humbaba. Yani biraz daha böyle olayın heyecanını arttırmak için, Humbaba'yı tam bir kötü figür haline getirmek için Akkad metinleri biraz özel bir şey yapmış, çaba sarf etmiş. Ondan sonra... Şimdi bizim Humbaba ile ilgili, mesela bana deseniz ki, ya hocam bu Humbaba'yı falan çalışsak biz, yani hani tabii zor işler yani Humbaba'yı, yani ben dahi çalışmak istemem yani, karanlık bir dünya. Ama çalışmak istesek hani ne yapabiliriz, yani nasıl, nerelerden yaklaşabiliriz? Şimdi hangi bilgiler var elimizde? Bir kere Humbaba ile ilgili elimizdeki işte destan var, tamam, Sümer versiyonu, eski Babil, bizim standart versiyon, Asurca metinler, Hititçe falan fıstık, evet. Bunlar da var. Humbaba'yı buralardan çalışıp şey yapabilirsiniz, yani kurgulayabilirsiniz. Peki bunların dışında Mezopotamya'da Humbaba ile ilgili başka bilgiler yok mu? Tabii aslında var. Humbaba figürü Orta Doğu'da çok popüler. Hatta şöyle popüler. Mesela Greklerde biliyorsunuz ki gorgolar var. Gorgolardan da özellikle Medusa falan daha çok bildiğinizdir. Şeyde hani bir tanesi şimdi Ayasofya'nın içerisinde Yerebatan'da ters dönmüş başı yatıyor ya. Tabii bu gorgolarla Perseus arasında bir mücadele vardır. Eski Grek kahramanları bunlar. Mesela bu gorgolarla Perseus arasındaki mücadelenin Humbaba'yla Enkidu ve Gılgamış arasındaki mücadeleye çok benzediği falan görülmüş. Bundan dolayı da Humbaba figürünün batıya geçtiğini falan kabul edenler var. Sadece bu bağlamda değil, başka bağlamlarda da Grek edebiyatına veya mitolojisine bu Humbaba etki etmiş. Ki Humbaba daha sonra Yahudi literatüründe falan da var. Daha önce söyledim ben bütün bunları size. Peki böyle bir figürü biz nerelerden bulabiliriz? Başka temel kaynaklarımız ne? Var mı yani? Var. Mesela neler var? Şimdi bunu da söyleyeceğim, bırakacağım. Sonra haftaya buradan devam edeceğim. Mesela bir tasvir olarak Humbaba figürleri var. Yani fiziksel tasvirlerden bahsediyorum. İki, bir takım kehanetler, oracle'lar var. Yani Humbaba'nın kullanıldığı, içerisinde Humbaba'nın da anıldığı bir takım kehanet metinleri var. Çivi yazısıyla yazılmış. İşte bütün bunlar bize Humbaba ile ilgili bir fikir veriyor. Yani nasıl bir figür, Mezopotamyalılar da neyi işaret ediyor ve ne önemi var? Bunları haftaya anlatacağım size. Evet sevgili arkadaşlar, bugün bu kadar. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın.